Silahlarınızı bırakın, teslim olun. Eğer teslim olmazsanız zorla teslim olmak durumunda kalacağız. Herkesi öldürecekler. Eğer operasyon yaparlarsa hiçbirimiz sağ kalmayız. Baba, arkadaşlarını arasana. Arayıp ne diyeyim kızım? Firerler kızımın evinde saklanıyorlar ve teslim de olmayacaklar. Gidin mi diyeyim? Öf. Teslim olun. Sizi zor kullanmak zorunda bırakmayın. Çabuk çıkın dışarı. Teslim olun. Teslim olun diyorum. Teslim olun. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Dinleyin! Müdürünüz gelsin, bizi o teslim alsın. Burada hiç kimse devlet görevlisine kurşun sıkmak istemez. Yani dediğimi yapın, bize devlete kurşun sıktırtmayın. Abi ne yapıyorsun? Oyalıyorum Abdüley. Rıdvan Albay'ı öldürdüler çünkü beşinci adamın kimliğini öğrenmişti. Elimizde küçük bir ipucu var. Ondan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmem ama biz üstüne gideceğiz. Bu evinde yanarak can veren profesörün arkasında da aynı ekip var. Cevat Akarsu. Akarsu ailesi daima bize ve devlete yakın olmuştur. Nasıl böyle bir ihanetin içinde olabilirler anlamıyorum. Devletin içindeki gladyocu kanada hizmet ediyor Cevat Akarsu. İçişleri Bakanı'nı arayayım, Cevat'la bir ilgilensinler. Müsaade ederseniz onunla bizzat ilgilenmek istiyorum. Beni emretmişsiniz efendim. Arkadaşları Polat Alemdar'ın evindelermiş. Emniyet güçleri teslim almak için oraya gitmişler. Emniyete söyleyin, operasyona gerek yok. Arkadaşlar adliyeye kendileri teslim olacak. Efendim, bu husus bizi sıkıntıya sokar. Siz benim dediğimi yapın. Emredersiniz efendim. Adliyeden cezaevine sevk edilirlerse ben orada can güvenliklerini sağlayamam. Bu durumun sorumluluğunu yeni müsteşar üstlenecek. Ben bu makamı Rıdvan Albay'la birlikte senin üstlenmeni istemiştim. Ama köşk buna sıcak bakmadı. İsabet buyurmuşlar. Benim müsteşarlık gibi bir talebim yok. Siz makam için kimi düşünüyorsunuz? Ünsal Kemal Anlıaç'a ne dersin? Genel intibam dürüst bir insan. Güvenilir ve devletine sadık bir insan ve bürokrat olduğu yönünde. Sen birlikte çalışmak ister misin? Benim için kişilerin önemi yok. Herkes kendi yöntemini en iyi şekilde yapmalı. O işini, ben işimi. Efendim. Evet. Emniyet yetkilileriyle görüştüm. Konunun telsiz anonslarıyla basına intikal ettiğini, evin etrafından çekilmelerinin skandal olacağını söylediler. Ayrıca kendilerine ateşle karşılık verilmiş. Yalan. Böyle bir şey olamaz. Şu emniyet müdürünü bağlayayım, bana bakayım. Bağ üstüne. Efendim, müsaadenizle. Alo. Usta, nedir durum? Siz silah mı sıktınız Memati? Yok usta. Usta, biz sıkmıyoruz. Onlar sıkıyor. Evden dışarı çıkan gizli bir yol var. Abdüley biliyor. Gizli yol mu? Abdüley, gizli geçit varmış. Sen biliyor musun? Biliyorum. Tamam usta. Ebru da iyi, bebek de iyi. Merak etme usta. Toplanın millet, gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmem. Sana söylemedim zaten. Yengeme söyledim. Memati abi. Ali Memati ile ben kalayım. Nasılsa bize bir şey yapmazlar.
Hem sizin ayağınıza da bağ olmayız. Sizi burada bırakamam yenge. Abi çıkmamız lazım. Ateşi kesin. Teslim oluyoruz. Hadi abi. Sis bombası. Nerede? Hadi baba. Teslim oluyoruz dedik ya. Atmayın sis bombası. Su değil ki hesap günü. Su değil ki hesap. Yenge. Kelepçeleyin. Yezid'in harcı zorlu. Götürün yürü. 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 Yezid'in harcı zulüm. Rıdvan Albay'la buluşacaktık bu akşam. Hocam, Albay'a vereceğiniz belge ya da bilgi var mıydı? Projenin detaylarının bir kopyasını yollamıştım. Onunla ilgili konuşacaktık. Projenin aslı sizde değil mi? Evet, kasada. Bu konudan başka kimsenin haberi var mı? Nurettin hocanın var. Ne olduğunu anlatacak mısınız? Bizi öldürmek isteyen kim? Hocam siz böyle projeler ürettikçe yaşamanızı kimse istemez. Sizden ricam bir süre benden habersiz hiçbir şekilde hareket etmemeniz. Arkadaşlar sizi koruyacak. Arkadaşlardan habersiz hiçbir adım atmayın. Mümkünse de buradan çıkmayın. Hayattaki en büyük hedefim bu işi gerçekleştirmek. Ben Türk bilim adamlarının milli savunma sanayisini hayata geçirdiklerini göreyim. Ondan sonra beni kim öldürecekse öldürsün.